Merhabalar sevgili izleyiciler, analize hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz kış aylarındayız ancak yağışlar mevsim şartlarının çok altında seyrediyor. Ve bu durumda acaba kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya mıyız sorularını gündeme getiriyor. İşte bu konuda endişe taşımalı mıyız yoksa endişelerimiz yersiz mi? Tüm bu sorularımızın cevabını Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Sayın Celil Çalış Beyefendi'ye soracağız. Program konuğumuz kendileri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, Ocak ayındayız biraz önce de söylediğim gibi ve gerçekten mevsim normallerinin çok altında yağışlar söz konusu ve sıcaklıklar da çok üstünde. Evet. Çok normal bir durum değil sanırım bu. Bahar tadında günler yaşıyoruz. Bunun sebebi nedir? Yani eski kışlar falan demeye başladık. Eskiden kışlar çok daha sert geçerdi, çok fazla kar yağışı olurdu. Artık böyle bahar gibi geçmeye başladı. Küresel ısınmanın mı bunda etkisi var? Nedir bu sebep Celil Bey? Buradan başlayalım dilerseniz. Öncelikle programa davet ettiğiniz için şansınıza ve kontrol ailesine teşekkür ediyorum. Küresel ısınma 2000'li yıllardan sonra gündeme getirildi. Değişik meslek kuruluşları farklı boyutlardan olaya baktılar ama artık geçtiğimiz yıllardan ve günümüzde yaşadığımız bugünle de gördüğümüz küresel ısınma dünyada var. Bunun etkileri de artık acı acı kendisini göstermeye başladı. Maalesef. Geçmiş yıllardaki kışları artık özlediğimiz gibi geçen yıllardaki sonbahar veya kış döneminde almış olduğumuz yağmurlar da özler duruma geldik. Uzun yıllar ortalaması, son 30 yıl ortalamasına göre yağış miktarı düştüğü gibi sıcaklık da ortalama 2,5-3 derece civarında sıcaklıklar yükseldi. Bu hiç hayra alamet bir olay değil. Özellikle biz sonbaharı yaşamadık biz gibi oldu. Tarımcılar direkt açısından evet yazdan bir 10-15 gün gece eksi 20'lerde gündüz eksi 8'lerde 10-15 gün sert bir don olayı oldu. Bizi bu esas yağışların azlığından ziyade biz tarım kesimini esas endişelendiren bu don bölgesinde don olduğu dönemde acaba hububat çıkışını sağlayamayan hububatta don oldu mu veya filizlenme döneminde olup çıkışını tam gerçekleştiremeyen hububatta don oldu mu endişesi vardı. Çok şükür arazide meslektaşlarımızın, hocalarımızın ve bizlerin gördüğü don olayı çok etkilememiş durumda. Bu yönde bir sevinç yaşamaktayız. Ancak yağışlar mevsim normallerinin çok altında. Eylül-Ocak ayı arasında son 30 yıllık yağış ortalaması 112 milimetre ortalama yağış. Geçen yıl aynı dönemde 160 milimetre yağış almışız. Günümüzde dünkü yağış dahil alınan yağış 60 milimetre. Yani geçen yılın 5'te 2'si uzun yıllar ortalamasında yarısı kadar bir yağış var. Bu gerçekten çok endişe verici. Şu anda sıkıntı artık bıçak sırtı pozisyonuna gelmiş durumda yağışlar konusunda. Yani bir kuraklık var diyebilir miyiz? Uzmanlar bu anlamda tam anlamıyla bir kuraklık olduğunu söylemiyor. Siz de söylediniz zaten bıçak sırtındayız diye. Evet. Meteorolojik bir kuraklık olduğunu ancak tarımsal anlamda bir kuraklık yaşanmadığını söylüyorlar. Nedir bu aradaki fark? Nedir meteorolojik kuraklık? Meteorolojik kuraklık uzun yıllar ortalamasına göre ekside kalan, tamamlanamayan yağış miktarında meteorolojik kuraklık olarak bahsedilmekte. Bu günümüzde yaşanmakta. Meteorolojik kuraklık var. Jeolojik kuraklık olarak bahsedilen kuraklık da zaten son 5-6 yıldır, 10 yıldır Konya'da işte bu sene 15 santim çekildi, geçen sene 20 santim çekildi. Yeraltı sularının çekilme seviyesindeki bahsedilen veya yerüstü sularındaki işte göllerdeki, göletlerdeki su azlığının gösterdiği jeolojik kuraklık da kendisini göstermekteydi. Özellikle Konya açısından yeraltı sularının çekilmesinde jeolojik kuraklığı yaşamaktayız son 5-6 yıldır. Ancak şu anda tarımsal kuraklık olarak bahsettiğimiz olay daha kendini göstermedi. Şu anda toprak nemi belli bir miktar var. Önümüzdeki günleri bekleyeceğiz. Özellikle cemreler düşene kadar, doğa uyanana kadar olacak yağışlar hububattaki endişeyi ortadan kaldırabilir. Bu konuda beklentimiz var. İşte geçen hafta herhalde 2-3 gün önceydi. Orman Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu sömestr tatilinde kar beklendiğini ve bu konuda öğrencilere müjde verdiğini, çiftçilere müjde verdiğini söylemişti. İnşallah bu konuda da ümitliyiz. Cemreler düşene kadar, havaya, suya ve toprağa cemreler düşene kadar alacağımız kar veya yağmur yükü bizim bu endişelerimizi minimum seviyeye düşecektir. Yani şu anda beklenen şu. Biz 2014 hasat harman döneminde bir verim kaybı yaşayacağız. Gözüken bu. Çünkü çıkışta istediğimiz şartlar oluşmadı. Ancak bunu ne kadar minimize edebilirsek, ne kadar az seviyede tutabilirsek bizim başarımız bu olacaktır. Bu konuda da en büyük beklentimiz
yağışların cemrelere düşene kadar olacak yağışlar ve ikinci dönemde Nisan 15, Mayıs 15 dönemindeki başaklanma dönemindeki yağışlar. Biz şurada konuya sürekli bu yağışları bu şekilde bahsettik ama isterseniz niye buraya girdik onu açalım. Tabii. Konya'da 2 milyon 240 bin hektarlık bir ekiliş alanı var. Bu ekiliş alanında 540 bin hektarlık alan sulu tarım yapılmakta. Sulu tarım alanlarında herhangi bir kriz gözükmemekte. Özellikle bu Gembos'daki derivasyon tüneli açıldıktan sonra Beyşehir Gölü'nün fazla su vermesinden dolayı yeri su ihtiyacı sıkıntısı Konya'da Ova bölgesinde fazla gözükmemekte. Şu anda devlet su işlerindeki arkadaşlarımızın söylediği olaylar da bu şekilde. Sulama imkanı olan bölgelerde su sıkıntısı gözükmemekte. Ancak Konya'da 1 milyon 700 bin hektarlık çok ciddi bir rakam kıraç ekim yapmakta. Bu 1 milyon 700 bin hektar arazinin 700 bin hektarı mecburiyetten NADAS'a bırakmakta. 1 milyon hektarlık şu anda yaklaşık 1 milyon hektarlık bir kıraca ekiliş gerçekleşmekte. Ve bizim endişemiz de burada kaynaklanmakta. Yani yağışların olmaması, işte kar yükünün oluşmaması, kış gününde yazı yaşamamızdaki en büyük etken hububattaki veya kıraca ekilmiş olan bitkilerdeki endişeyi oluşturmaktadır. Evet. Burada bir tarımsal analiz yapmışsınız. Bu söyledikleriniz Konya ile ilgili bir analiz sanırım, değil mi? Konya çiftçisi peki endişelenmeli mi? Yani onlar sizce şu anda nasıl bir tavır sergilemeliler? Konya korkuyorlar mı yani şu andaki Konya çiftçisi, durumları nedir? Çiftçi şu anda endişeli. Yani bizler de çiftçiliğin içinde olan insanlarız. Tarımı sadece meslek olarak değil, tarımın içine bir şekilde giren insanlar mutlaka tarım gönüllüsü olurlar. Tarım gerçekten güzel bir meslektir. Bizim tarımdaki endişe duyulacak olay şu boyutta. İlgilendirdiği kesim çok geniş bir kesimi kapsamaktadır. Şu anda olayı geçmişle ilgili bir özdeyişle isterseniz daha tespit edelim. Tabii. Eskiden yörüğün birisi devesini kaybetmiş, devesini aramaya çıkmış. Hı hı. Birisi de görmüş demiş ya sen ne yapıyorsun? İşte devemi arıyorum ama hiç ağlamıyorsun demiş. O da demiş ki birkaç tane demiş umudum kaldı. Eğer demiş o dağların arkasında da bulamazsam seyret bendeki ağdı demiş. Şu anda çiftçi o pozisyonda. Şu anda işte dün bayağı ümitlenmişti. Bir miktar yağış aldı. Ancak bu dağlar konusunda en büyük dağ, en büyük beklenti Allah-u Teala'dır. İnşallah çiftçinin yüzüne bakacaktır. Eğer yağışlar olmasa da devlet anadır, devlet babadır. İnşallah çiftçinin ihtiyacı olan sorunlarını çözecektir. Tabii neler yapılabilir bunları da yine konuşacağız. Yağışlarla ilgili tahminler neydi demiştiniz? 15 tatilde bekleniyor. Sanırım Ocak ve Şubat ayı yani Şubat ayı sonuna kadar kritik bir zaman mı? Kritik zaman şu. Şu anda toprak nemi belli bir seviyede. Yani hububatın eğer güneş görse de bir miktar çalışabileceği pozisyonda. Ondan dolayı özellikle bizim demin de bahsettiğim doğa uyanana kadar cemrelerin düşmesi doğanın uyanmasıdır. Ondan sonra tüm mikroorganizmalar faaliyetlerini daha da hızlandırarak çalıştıracaklardır. Bitkileri de daha da hızlandırarak çalıştıracaktır. O döneme kadarki dönemde şu anda toprak nemi belli bir seviyede var. Eğer o döneme kadar yağış alamazsak o toprak nemi bitkilerin gelişmesi için yeterli bir nem düzeyi değildir. O döneme kadar mutlaka yağış almamız lazım. Evet, tabii sadece çiftçiler endişelenmiyor. Bizler de endişeleniyoruz. Evet. Sonuçta temel besin maddemiz buğday eğer yetişmezse hepimiz tehlikedeyiz. Allah tabii muhafaza etsin İnşallah. Konuda bizi. Kuraklık bir afet Celil Bey ve gerçekten aslında baktığımız zaman depremden bile daha etkili, etki alanında daha yüksek olduğu bir afet. Evet. Ve Türkiye kuraklık anlamında çok büyük tehlikede. Sanırım bu iklimimizle alakalı bir şey öyle değil mi? Evet. Şimdi olaya şu boyutta bakmamız lazım. Biz Türkiye'deki yaşadığımız coğrafya ve millet olarak tarım kökenli bir milletiz. Hı hı. Yani eski çağlardan bu yana hayvancılıkla geçimini sağlayan, yerleşik hayata geçtikten sonra da tarımla iştigal eden bir milletiz. Bu da coğrafyanın bizlere sunmuş olduğu olaylardan kaynaklanmakta. Coğrafi bölgemizde bir tarım bölgesidir. Dünyada 3500 tane kültürü yapılan bitki vardır. Yani ekilip dikilip hasadı yapılıp satılıp para kazanan 3500 tane bitki vardır. Bunun 2900 tanesi ülkemize yetişmektedir. Bu da şunu gösteriyor. Biz bir tarım ülkesiyiz. Evet. Yapacağımız tüm çalışmaları devlet olarak ekonomik kalkınma hamlelerimizi, ekonomik kalkınma çalışmalarımızı tarıma dayalı yapmamız lazım.
Ve biz bunu tam anlamıyla başarabildiğimizi söylenemeyiz. Söylenemez. Yani tarımsal anlamda yeterince yatırım yapıldığını, tarıma yeterince zaman ayrıldığını, tarıma yeterince değer verildiğini düşünmüyoruz. Daha fazla değer vermesi lazım ki bu ülke eskiden söylenirdi. Kendisine yetebilen 7 ülkeden birisi. Hı hı. Eğer biz tarım ülkesi olduğumuzu kabul edersek, ekonomik kalkınma hamlemizi de tarımdan başlatırsak kendimiz gibi bir ülkeyi daha doyurabiliriz. Öncelikle olaya bu boyuttan bakmamız lazım. Yani yaşadığımız sorunuza gelecek olursak, yaşadığımız coğrafya bir tarım coğrafyası. Biz Konya olarak da Türkiye genelindeki alınan yağışın yarısı kadar yağış almaktayız. Anadolu bölgesi zaten almaktayız. En az evet. Yağış alan bölge. En az yağış alan bölge. Konya'da bu bölgenin en az yağış olan bölgesi. Bölümü evet. Evet. Bir de Konya'nın bir handikapı daha, Konya kapalı havza pozisyonunda. Hı hı. Dış havzalardaki mesela Isparta'ya yağan yağıştan Konya'ya fayda yok. Belki bir Sivas'a yağan yağıştan Kayseri'ye fayda var. Havza açık. Ama bizim jeolojik olarak hem üst katmanda hem alt katmanda kapalı havza olduğu için dış havzalardan bize su gelmiyor. Bizim sadece yağışla yıl içerisinde tükettiğimiz suyu ertesi sene yağışla karşılayabilirsek eksiğimizi o şekilde kapatabiliriz. Veya başka havzalarda kullanım açısından fazla olan suların bizim bölgemize havzaya aktarılmasıyla bu sudan faydalanarak bu bölgedeki mevcut sulanabilir 3 milyon hektar arazi varlığını daha fazla 540 bin hektar şu anda sulamaktayız. 6'da birini. Daha fazlasını sulama imkanı vardır. Ancak su kıtlığından dolayı sulamamaktayız. Havza dışından su transferini gerçekleştirirsek Konya'da çok geniş alanlar özellikle kuzey bölgesindeki alanlarda çok geniş alanlar sulamaya açılabilecektir. Evet. Tabii şimdi Konya için bir KOP projemiz var biliyorsunuz. Bu yağışların bu şekilde devam etmesi ve belki de yetersiz kalması durumunda KOP projesi nasıl etkilenir? KOP projesi bir değil, 16 tane farklı merhalesi var. Bu çalışma alanlarından bir tanesi işte mavi tünelin getirilmesiydi. Şu anda sistem normal planlandığı şekilde devam etmekte. Ancak bu mavi tünelle getirilecek olan sudan Konya merkez ve 3-4 tane ilçesi haricinde Karaman bölgesi bir kısmı faydalanmakta, Aksaray'dan bir kısmı faydalanmakta, diğer bölgeler faydalanmamakta. Ama Konya'nın esas arazi varlığı kuzey bölgesinde. Hı hı. Bu bölgedeki alanlarda sulama açısından KOP bölgesinin şu anda yapabileceği fazla bir şey yok. Sadece havza dışından su transferi eğer gerçekleştirirse, bu konuda da KOP idaresinin yoğun bir şekilde çalışmaları var. Eğer havza dışından su transferi gerçekleşirse kuzey bölgelerdeki sulama açısından faydası olur. Ya KOP bölgesi yani KOP projesi. KOP projesinin esas şu anda yapılması gereken havza dışından su transferinin yanında Konya'da belli bir şekilde devam etmekte ama daha hızlı bir şekilde yoğun bir şekilde arazi toplaştırmasına hız verilmeli. Hı hı. Bu KOP idaresinin planlamasında var. Devlet Su İşleri'nin planlamasında var. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın planlamasında var. Şu anda yürütme anlamında sadece Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı yürütmekte. 3083 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kuruluş kanununa göre yürütülmekte. Ama 5400 sayılı bir Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu gibi çok güzel bir kanun var elimizde 2005 yılında çıkan. Buna göre veya 5578 sayılı kanunda bunu tamamlamakta arazi toplulaştırması zorunlu olarak bir an önce başlamalı. Arazi toplulaştırması sadece arazilerin toplulaştırması anlamında değil, bu havza dışından su transferi getirildiğinde veya mavi tünel geldikten sonra belli bir şekilde belki birçok kuyuya ihtiyaç bile kalmayacak. Yani sizin evinizin önünden nehir akarken çeşmeden su alma herhalde çalışmazsınız değil mi? Tabii ki. Yani bu eksiklikler giderildiği zaman bu bölgede kuyular kapatılınca başka bölgede belki su kuyularına imkan verilecek. Bizim arazi toplulaştırmasında esas üzerinde durduğumuz nokta şu. Bütüncül bir şekilde eğer arazi toplulaştırması yapılırsa kısım kısım değil de bütüncül yani Konya ölçeğinde veya birkaç ilçe ölçeğinde düşünülürse bloklar arası çok geniş tutulup bloklarda 2 sıra 3 sıra ağaç dikilerek hem bitki koruma zirai mücadele açısından hem erozyonu önleme açısından hem yağışı çekmesi açısından ağaçları önemsiyoruz. 1 milyon 100 bin hektarlık arazinin toplaştırmasında eğer 3 sıra ağacı dikecek olursak yaklaşık 300-400 milyon civarında ağaç dikilecek. Bu ağaçlar sadece erozyonu önlemekle kalmayacak, sadece yağış çekmekle kalmayacak.
Bir de Konya'nın en büyük sorunlardan bir tanesi hububat anlamında. Döllenme döneminde, tozlaşma döneminde esen bir rüzgar var Konya'da. 3 gün, 4 gün, 5 gün eser. Bu estiği dönemde de buğdayın üst kısmının döllenmesine engel olur. Biz eğer rüzgar kıranlar şeklinde bu arazi toplaşmasında ağaçlar oluşturabilirsek bu manada da %15-20'lik bir şekilde verim kaybını oluşturan bir rüzgar rüzgarları engelleyerek döllenmeyi tamamlamış olacağız. Evet. Buradaki arazi parçalanmasını engelleyerek %15'lik arazi kazanımını sağlayacağız. Arazi sınır kayıplarını engelleyerek. Totalde bakacak olursak, hepsini değerlendirecek olursak, çiftçimizin 200 dekar 7 parça arazisi olan bir çiftçiyi, bunlar hesaplanmış rakamlardır, 200 dekar 7 parça bir tarlası olan çiftçiyi eğer 2 parçaya düşürür ve o üzerinde aynı tarımı yaptırırsak %35'lik kar olacaktır. Bu %35'lik kar da hiç yabana atılmayacak kadar çok büyük bir rakamdır. Evet. Bunlar plan dahilinde tabii ve ki yapılacak evet olan çalışmalar. Yani arazi toplaştırması bizim beklediğimiz daha hızlı bütüncül bir şekilde yapılması. Kısım kısım değil de bütüncül bir şekilde yapılması ve bu bloklar arasındaki ağaç dikimini biz şiddetle önemsiyoruz. Burada iğde, akasya, değişik ağaçlar olabilir. Ama biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak şunu söylüyoruz. Bir tane ağaç istiyoruz. Badem. Biz her yapılan işte bir tane slogan geliştirmesi güzel bir olaydır. Tabii. Olaya neşe, sevinç de katar. Biz burada mesela şunu söyledik. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde verim verebilecek, bugün dikilirse o dönem verim verebilecek 100 milyon fidandan 2023'te 1 milyon ton badem elde edilebilecek şekilde arazi toplaştırmasına Konya'da bademin dahil edilmesini istiyoruz. Aa, güzel bir fikir. Evet. Peki. Şimdi biraz önce dedik ki tarımsal bir kuraklığın olmadığını evet söylediniz. Bu sadece jeolojik bir kuraklık dedik. Peki yazın için evet, yaz mevsiminde bir kuraklık tehlikesi görünüyor mu? Yaz için neler söylersiniz? Evet, şimdi az önce söylediğimiz noktaya eğer biz Şubat 15'e kadar veya Cemre'ye düşene kadar bir yağış alırsak, Nisan-Mayıs döneminde de yağış alırsak kuraklığı etkisini azaltmış oluruz. Şu anda kuraklık bir şekilde... O yağışlar yeterli gelir mi sizce? Yani yine etkisini azaltır. Etkisini azaltır. Bizim sadece şu anda yani hububat tarımı için ortalama 400 milimetre civarında yağış ihtiyacı var. Bu yağışı biz yıllık olarak alsak bile önemli olan vejetasyon döneminde bu yağışların peyderpey, bitkinin ihtiyacı olduğu dönemde verilmesi lazım. Yani sulamanın esas tarifinde belirtildiği gibi bitkinin ihtiyacı olduğu dönemde bitki kök bölgesinde depolanması. Yani yatış döneminde veya uyku döneminde istediğiniz kadar su olsun, bitki faydalanmaktan sonra bir anlamı yok suyun. Yağışların peyderpey yağması hububatı veya tarımı rahatlatacaktır. Şu anda geçmişe yani bu geçtiğimiz 5 aylık veya 4 aylık döneme baktığımız zaman yağış konusunda bir sıkıntı var. Önümüzdeki dönemde geçmişe bu 4 aylık döneme baktığımız zaman bizi ürkütmekte, korkutmakta. Ancak biz gün itibariyle bıçak sırtındayız. Ancak esas kuraklığı işte meteoroloji kuraklık dedik, jeolojik kuraklık dedik, tarımsal kuraklık dedik. Biz Allah'a esirgesin sosyal kuraklık boyutuna girmeyelim. O boyuta girecek olursak o zaman az önceki bahsettiğimiz seyredin çiftçideki ağrı pozisyonuna gelmiş oluruz. Halkın İnşallah endişelenmemesi açısından şu anda bıçak sırtında inşallah yağışlar olursa bu verim kaybını minimum seviyeye düşürürüz. Eğer yağışlar olmazsa kuraklık tehlikesi şu anda ciddi peki ciddi göz kırpmakta. Peki kuraklık tehlikesi olursa neler yapılacağını reklamların ardından konuşalım isterseniz Celil Bey. Sevgili izleyiciler, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Sayın Celil Çalış Beyefendi program konumuz. Kuraklık tehlikesini konuşuyoruz. Reklamların ardından buradayız. Analiz kaldığı yerden devam ediyoruz. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Sayın Celil Çalış Beyefendi program konumuz. Kuraklıkla ilgili, kuraklık tehlikesiyle ilgili konuşuyoruz. Evet hocam, barajların doluluk oranı ile ilgili de spekülatif bir sürü söylentiler var. Şu anda herhangi bir elinizde bu anlamda veri var mı? Doluluk oranı nedir? Çok düştüğü hep söyleniyor. Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bu anlamda bir açıklama yaptı ve dedi ki bu aylarda zaten barajların su miktarı hep azalır dedi. Yani burada endişelenecek bir şey yok dedi. Bu halkı rahatlatmaya yönelik bir açıklama mıydı yoksa gerçeği mi yansıtıyor? Şimdi bu mevsimlerde barajların dolması lazım esas yağışlardan dolayı ama dağlarda kar yük olmadığı için veya yağmur olmadığı için
barajlarda azalma var. Ancak Konya'da baraj anlamına bakarsak su varlığı anlamında en çok Konya'da ihtiyaç duyulan ve kullanılan Beyşehir Gölü. Daha önce hayata geçirilen Gembos derivasyonundan sonra Beyşehir Gölü yeterince su barındırmakta, hatta kotlarını zorlayacak seviyelerde su bulundurmakta. Konya'nın yapılan 3 tane büyük barajı şu anda inşaat aşamasında. Herhangi bir bu suların kullanılma durumu da yok. Küçük barajlarda su varlığı biraz azalma var. Ancak Konya'da şu anda özellikle Beyşehir Gölü'ndeki sıkıntının olmaması, Konya ölçeğinde bakarsak yerüstü sularında rahatlatıcı bir durumdayız. Ancak Türkiye geneline baktığımız zaman barajlarda ciddi bir azalma var. Yağış eksikliğinden dolayı. Bugün yani, bir haber okudum. Uşak'ta 14 günlük suları kalmış. Evet. Kuraklık sadece Konya ölçeğinde değil. Urfa'ya baktığımız zaman, Adana'ya baktığımız zaman, hatta bir adım daha öte gidersek Karadeniz bölgesinde bile uzun yıllar ortalamalarına göre çok ciddi yağış azalması var. Bu az önce bahsettiğimiz bir küresel ısınmanın etkisi, iklim değişikliği de diyebiliriz. Evet. Artık iklimler de değişiyor. Bu sebepten bakarsak, yani sadece Konya ölçeğinde, Konya'da tarım alanı çok fazla olduğu için biz çok endişeliyiz. Veya Konya ekonomisi tamamen demesek bile büyük bir çoğunluğu tarıma dayalı. Sanayi bile Konya'da 5. organize sanayi şu anda gündemde yapılacak. %70'ine varan kısmı tarımsal sanayi olduğu için tarımdaki endişeler Konya'da her zaman ön plana çıkmakta. Ondan dolayı Konya'daki kuraklık daha çok dikkat çekmekte. Yani duruma normal şartlara bakarsak Türkiye genelinde bir kuraklık var. Herhalde Doğu Anadolu bölgesindeki kar yağış haricinde Türkiye'nin her bölgesinde şu anda yağış sorunu var. İstanbul'da da artık belli bir şekilde yağışlar olsa iyi olur, işte barajlar eksilmeye başladı şeklinde bir endişeli bekleyiş yavaş yavaş kendini göstermekte. %30'lardan 40'lardan bahsediyorlar hocam. Doğru mudur sizce bu? %30-40'lardaki seviye şu, kullanılabilir suyun miktarı. Yani ölü hacim olarak bahsedilen veya zor günler için biriktirilen su miktarı da belli bir şekilde var. Yani yıllık yenilenebilir kullanılır su miktarından bahsediliyor. Ama bahar yağışlarından, yani Allah'tan ümit kesilmez, inşallah umutluyuz. Peki, yeraltı kaynakları ne durumda peki? Yeraltı kaynakları konusunda zaten ülkemizde yeraltı sularının kullanımı ağırlıklı olarak Konya'da kullanılmakta. 100.000 tane kuyudan bahsedilmekte. Yani böyle 100.000 demek bir anda söylemek çok kolay bir şey ama 100.000 tane kuyu ciddi bir rakam. Bu kuyulardan yıllık işte çekilen su 2,5 milyar metreküp. Yenilenebilir yağışlarla gelen su daha az olduğu için her sene belli bir miktar işte 1 metre gitti, 2 metre gitti. Kuyular daha da sular aşağıya çekildi gibi endişeler ortaya çıkmakta. Bu da sadece sebebi şu, kullandığımız kadar suya, kullandığımız su kadar yağış olmadığı için, yeraltı suyu beslenemediği için her sene endişeli bir şekilde yeraltı suları daha da derinlere çekilmekte. Bu konuda az önce bahsettiğimiz jeolojik kuraklık konusu, yani yerüstü suları konusunda şu Konya anlamında çok bir endişe duyulacak durum yok. Yani diğer şartlara bakarsak, ama yeraltı suları kullanmada biraz daha tedbirli, biraz daha dikkatli davranmak zorundayız. Peki şunu merak ediyorum. Tuz Gölü, tabii göller de tabii ciddi bir şekilde tehlike altında. Tuz Gölü özellikle çok fazla kuraklık yaşandığı söyleniyor. Tuz Gölü'nde bir özellikle Ocak ve Şubat aylarında bir kar yağışı olmazsa çanlar çalacak artık, tehlike çanları. Bu anlamda orada bir kuraklık olması o gölün özelliğini de kaybetmesine sebep olur mu? Sonuçta oradan tuz elde ediliyor. Evet, kullanılabilir tuz açısından sorun olacağı söyleniyor. Bizim kendi uzmanlık alanımız değil ama biz su anlamında bakarsak belli bir şekilde suların yenilenmesi lazım. Mesela sulamada da böyledir. Araziye verilen suda bitki su ihtiyacı vardır, sulama suyu ihtiyacı vardır. Sulama suyu dediğimiz olay şudur. Bitkinin ihtiyacı olan su bir birimse, o bitkiye besin kaynağı olarak verdiğimiz gübre veya diğer etmenlerle toprağa vermiş olduğumuz diğer katkı maddelerinin topraktan yıkanıp toprağın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için de belli bir şekilde yıkama ihtiyacı vardır. Bu da budur. Tuzda da aynı durum. Yani kendini yenileyebilecek şekilde kar yükü, yağmur yağışı olmazsa Tuz Gölü'nde sorun vardır. Bir de belli bölgelerde çevre ilçelerden veya Konya'dan giden atıkların
arıtılmasındaki eksiklikler de o bölgeyi sorun yaşamakta. Bizi ilgilendiren kısmı da şudur. Cihanbeyli platosu olarak bahsedilen kuzey bölgedeki yerlerde Tuz Gölü'nde kendini yenilemeden kaynaklanan sorunlarla yeraltı sularına tuzlu suyun karışması ve kuyu olarak veya açılmasına izin verilen sulama kuyularındaki su kalitesinin bozulmasına da neden olmaktadır. Evet. Peki şimdi göller tehlikeli dedik, kurulmalar görülüyor dedik. Göller nasıl kurtarılabilir? Göller şu anda... Yani yaşatmak mümkün mü gölleri? Yani şu anda canlandırmak mümkün mü? Konya'daki sorun olan Tuz Gölü'nde biraz sorun var gibi. Bu da yağışa endeksli bir durum. Yani dışarıdan yapılabilecek çok bir şey yok. Havza dışından su transferi yapılacak olursa belli bir miktar belki oraya takviye yapılabilir. Ancak Konya'daki göl anlamında Beyşehir Gölü'nde herhangi bir sorun olmadığını söyledik. Avşar, Bozkır ve Bağbaşı barajları işte yapımı devam etmekte. Oradan da Hotamış depolamasına 80'li yıllarda herhalde kuruyan göl tekrar canlandırılacak. Yerüstü suyu sorunu ortadan kaldırılacak. Yani esas bizim şu anda göl konusunda, yerüstü suyu konusunda şu günlerde yaşadığımız endişede çok endişelenme durumumuz yok. Yani çok sıkıntı yok yerüstü suyu. Peki, çok sıkıntı yok ama yine de bazı ufak tefek yani sulanabilir alanlara var. Yerüstü suyuyla sulanabilir alanlara geçmiş yılda verilen su bu sene rahatlıkla verilebilecek. Evet. Söylenen bu. Tamam. Peki neden yapmalıyız? Yani bazı önlemler alınabilir diyorsunuz siz. Hangi önlemler alınabilir? Özellikle tarımsal sulama noktasında sizin de sanırım çalışmalarınız bu yönde. Evet. Bunları sizden dinleyelim isterseniz. Az önce bahsettiğimiz, birinci bölümde bahsettiğimiz arazi toplaştırmasına geçiş yapılacak olursa burada mevcut kullandığımız yani Konya ölçeği artık bu da biraz KOP bölgesine kaydı. Yani şimdi Konya'yı tek başına değerlendirmekten ziyade birçok kurum ve kuruluş şu anda KOP ölçeğinde çalıştığı için, işte Konya, Karaman, Aksaray, Niğde bölgesinde çalıştığı için değerlendirmeler ve bu konuda söylenemeyecek olan rakamlar 4 il için söylenmesi belki daha doğru olacaktır. Bu bölgede kullanılan 4 milyar metreküp yıllık suyun suladığı alanın daha da fazlalaştırılması için basınçlı sulama sistemlerine, özellikle yeraltı suyundan kullanılan suların %100 bir şekilde basınçlı sulama sistemleriyle sulanması lazım. Arazi toplaştırmasına hızlı bir şekilde arazi toplaştırmasının yapılması lazım. Hı hı. Bahsettiğimiz az önce sınır kayıplarının oluşturulması, elde edilecek gelirlerle birlikte su kullanımında da en az %15-20'lik, %30'luk bir tasarruf sağlanabileceği açık ve nettir. En çok şu anda uygulamamız gereken veya uzun vadede ele alınması gereken olay Tarım Bakanlığı 2009 yılından bu yana dillendirdiği bir olay vardı. Havza bazlı ürün destekleme modeli. Bu işte sadece söylemden ibaret kaldı. İleriye adım atılamadı. Eğer bu uygulanacak olursa birçok sorun da kendiliğinden tarımsal anlamda çözülecek. Nasıl bir yöntem o? Doğaya karşı diyeceğimiz bir şey yok. Yani yağışlara yapabileceğimiz imkan belli, sınırlı ama alınabilecek tedbirler konusunda havza bazlı ürün destekleme modelini eğer oluşturacak olursak her bölgenin kendine özgü özel güzel ürünleri var. Bu ürünlerin desteklenmesi, bu ürünlerin yetiştirilmesinde bölge çiftçisinin kendisine özgü bir kültür oluşmakta. Bugün baktığımız zaman hububatta Konya Türkiye'nin %12'sini, arpada %14'ünü, şeker pancarında %35'ini, kuru fasulyede %35'ini, havuçta %70'ini Türkiye ihtiyacının Konya üretmekte. Bu değerleri Konya üretmekte. Ne demektir bu? Bu bitkiler Konya için endemik bitkilerdir. Stratejik bitkilerdir. Bu bitkiler eğer bu bölgede desteklenecek olursa, daha çok desteklenecek olursa, bu bitkilerin daha fazla verim alınması anlamında çalışmalar yapılabilecektir. Yani olaya bu pencereden bakmak lazım. İşte geçtiğimiz günlerde kuru fasulye konusunda bir sürü olaylar yaşandı. İşte 16 liraya çıktı, işte şu oldu bu oldu diye. 16 liraya çıkan fasulye İspir fasulyesi. Türkiye'de üretimi %1. Yani geniş anlamda bakıldığı zaman Türkiye'deki fasulye üretiminin %70 civarında oranını KOP bölgesindeki 4-5 tane il sağlamakta. İşte Konya, Karaman, Aksaray, Niğde bölgesi Türkiye üretiminin %70'ini sağlamakta. Geçtiğimiz yıllarda kuru fasulye sürekli 2 lira, 3 lira civarında seyrettiği için çiftçi
Geçen sene fasulye üretiminden çıktı. Ayçiçeğine yöneldi. Ayçiçeğe bir yıl önce iyi para ettiği için ona yöneldi. Hı hı. Bu sene ayçiçeğe aynı duruma düştü. Yani havza bazlı ürün destekleme modeline girdiğimiz zaman arz talep edilen kadar arz edilecektir. Hı. Tarım Bakanlığı ona göre üretimi yönlendirecektir. O zaman eğer kuru fasulye desteklenecek olursa, ayçiçeğine verilen destek, yağ bitkilerine verilen destek kuru fasulyeye verilecek olursa, Çumra çiftçisi neden kalsın ki kuru fasulyeden? Buna özgü, kendine özgü bir kültür oluşmuş. Çoğu çocuğu, kadını, kızı, herkes bu üretimle ilgili kendisine göre bir üretim modelini belirlemiş. Tabii. Yeniliklerde, teknolojide özellikle Konya'da çiftçiye aplik etmek çok kolay. Yani çiftçiye bir yapılacak olan gübreleme, yeni tohum veya tarımsal mekanizasyon konusundaki yenilikleri çiftçiye faydalı olduğunu ispatladığı anda çiftçi hiç reddetmiyor Konya'da. Çünkü Konya tarımda gerçekten bir merkez pozisyonda. O manada çok güzel örnekler de var. Mesela bugün bir Panko Birlik, Fisko Birlik, Çuko Birlik, Trakya Birlik bu tür kuruluşlar kendi ürün modellerinin fiyatlarının belirlenmesinde oturup ilgili bakanlıklarla çatır çatır pazarlık yapabiliyorlar. İşte pancar fiyatının belirlenmesinde, şeker fiyatının belirlenmesinde, fındık fiyatında, üzüm fiyatında belirlenmesinde kendisi çiftçisini koruduğu için çiftçi kendisini garanti altına alıyor. Veya şöyle tabir edelim, başını yastığa koyduğu zaman acaba fasulye ne olacak diye düşünmüyor. İşte aynı şey üzümdeyse ya bunu benim tarış düşünmüştür. Benim üzümümde herhangi bir sorun olmaz düşüncesiyle kendisini rahat bir şekilde güvenli ortamda gördüğü için çiftçi daha rahat hareket edebilmekte. Yani bu havza bazlı ürün destekleme modeli bir an önce hayata geçirilmeli. Ürün gruplarına göre mutlaka üretici birlikleri profesyonel bir şekilde yer almalıdır. Bunun en güzel örneği ürünsel anlamda en güzel örneği Fransa'dır. Bugün Fransa'da çiftçiler o kadar güzel örgütlenmişler ki kendilerini o kadar güzel teşkilat yapısını oluşturmuşlar. İstedikleri anda Paris'in en işlek caddesinde 1000 tane traktörü sıralayıp başbakanı ayağına getirip istediğini yaptırabiliyorlar. Kendilerini o şekilde kabul etmişler ama çok güçlü bir şekilde, profesyonel bir şekilde tarım yapıyorlar. Evet. Bizim de artık bir önceki bölümde bahsettiğimiz olay, tarım ülkesi olduğumuzu kabul edersek, işte geçmiş dönemde, geçmiş aylarda gündemdeydi ama şu anda gündemden kalktı. Eğer tekrar gündeme gelecek olursa anayasanın yenilenmesi konusunda biz ziraat mesleğinin içinde olan ve gönül veren insan olarak şunu samimiyetle istiyoruz. Tarım Türkiye'de anayasal güvence altına alınmalı ve devlet politikası haline getirilmesi lazım ki biz ülke olarak kalkınabilelim. Evet, biz tabii eski tarım yöntemlerini sanırım kullanıyoruz. Bu da verimi etkiliyor. Evet. Oysa ki modern tarım yöntemlerini kullanmak çok daha akıllıca olur herhalde. Daha akıllıca, daha yorucu olmayan, gelir ve kalite yönünden kendisini gösteren. Ben mesela az önce söylediğim çiftçiyi, Konya çiftçisini bu yönde yönlendirmek çok zor değil dediğim olayda, mesela kaliteye dayalı bu hububat alımını bakanlık yönlendirdi. Çiftçi bir sene bocaladı, iki sene bocaladı, ertesi sene olaya kendisini kaptırdı. Şu anda gübre alırken işte protein oranını ne şekilde yükseltir diye kendisi değerlendirerek bunu yapmakta. Büyük çiftlikler oluşmakta. Büyük çiftliklerde mutlaka danışmanla çalışmakta bugün. Bugünlerde. Yani bugün bir bildiğimiz büyük çiftçiler artık pivot sulama sistemlerine geçmiş. Arasında 3 tane, 4 tane ziraat mühendisini çalıştırabilen, tekniker düzeyinde çalıştırabilen, farklı bölgelerden aile şeklinde çiftçi getirip çiftçi ailesini işletme başında bulundurabilen insanlar gerçekten çiftçilikten çok güzel paralar kazanıyorlar. Ama küçük esnaf şeklinde veya küçük çiftçi pozisyondaki insanlar kendi emeklerini kendileri kurtamayacak şekilde bu işte bocalayıp hala bocalamayla devam etmektedir. Evet. Maalesef İsrail gibi küçücük bir devlet bile dünya tarım anlamında ihracat yapıyor seviyelerinde ise Türkiye'nin tabii bu verimli güzel topraklarını da çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Topraklarını taşıyarak yapıyorlar. Evet. Onlar topraklarını taşıyarak yapıyorlar. Bizim ülkemizdeki olay da şu. Biraz önce gene söyledim. Dünyada 3500 tane bitki yetiştirebilmekte. Yani yetiştirilip satılıp para kazanılan 3500 tane bitki var. 2900 tanesi bizim ülkemize yetişmekte. Ve dünyada böyle başka bir ülke yok.
Evet. Ondan ısrarla biz dönüp dönüp aynı şeyi söylüyoruz. Biz tarım ülkesiyiz ve tarımsal anlamda ekonomik kalkınmamızı gerçekleştiririz ve tarım anayasal güvence altına alınması lazım diye dönüp dönüp onu tekrar ondan sonra söylüyoruz. Peki Celil Bey, son 3 dakikamız var. Bir de şu patatesin durumunu dilerseniz söyleyelim. Patates fiyatları da hep yüksek gidiyordu. Neden öyle oldu? Sizce düşer mi? Ondan bahsedelim. Patates fiyatları aynı kuru fasulye ile aynı döneme denk geldi. Burada bir miktar ihtiyaca göre cevap verilememe olayı var. Üretimde azalma var. Bunun azalmasının sebepleri işte geçtiğimiz yıllarda Nevşehir, Niğde bölgesindeki patates bölge ekiliş alanları Türkiye lideri olan bu illerimizdeki hastalık ve zararlarla ilgili Tarım Bakanlığı'nın uygulamış olduğu karantinadan dolayı ciddi bir üretim daralması oldu. Patatesin iklimsel özellikleri de bu bölge olduğu için bir miktar Konya'ya kaydı. Mesela patates üretimi azalmasına rağmen Konya'da patates ekilişi ciddi miktarda artmıştır. Bu taraflara kaydığı için. Ayrıca Konya Şeker'in Seydişehir'de artmış olduğu patates işleme tesisinde de ciddi bir miktarda patates kabulü olduğundan dolayı patates üretim daralması olduğundan dolayı bu şekilde oldu. Önümüzdeki yıllarda bu olacağını düşünmüyoruz. Aynı kuru fasulyede de aynı şekilde. Eğer havza bazlı ürün destekleme modelini uygulayacak olursak bu ülkenin ihtiyacı olan işte 10 milyon ton patates, 20 milyon ton patates neyse üretimi sağlayacak alanlar bellidir. Bu alanlarında en çok verim veren bölgeler işte bu Orta Anadolu bölgesidir. Bu bölgelerde bu bitkilerin desteklenmesi bu açığı ortadan kaldıracaktır. Yani endişe duyulacak bir olay değil, güncel bir olaydır. Özellikle işte Mart, Nisan ayı gibi yeni dönem patatesler ekilecek. İşte 3-5 ay sonra da yeni hasatlar başlayacaktır inşallah. Bu sorun ortadan kalkar. Peki. Son olarak çiftçimize de bu kuraklıkla ilgili bir seslenmek ister misiniz? Evet, kuraklıkla ilgili söyleyebileceğimiz kuraklığın genel durumunu anlattık. Kuraklık şu anda bıçak sırtı pozisyonda. Eğer cemreler düşene kadar yağış alabilirsek kuraklık tehlikesini en az şekilde atlatırız. Kuraklık etkisini mutlaka göreceğiz. Verim kaybını göreceğiz ama bahsedildiği gibi %40'larda 50'lerde olması için yağış seyrinin bu şekilde devam etmesi lazım sene sonuna kadar. Eğer öyle olmaz, yağış alırsak bu üretim verim kaybını en az seviyeye indiririz. Burada çiftçimizin dikkat edeceği olay, tarımsal kurum kuruluşlar ve konuyla ilgili insanlara kulak versinler. Bunlarla irtibat halinde bulunsunlar. Özellikle üst gübreleme dediğimiz bu önümüzdeki günlerde başlayacak olan gübrelemede yağış seyrine göre gübre seçiminde mutlaka dikkat etsinler. Çünkü gübrelerin işte kar yükü olan bölge zamanda atılacak gübreyle yağışlı bölgede atılacak gübre, sisli bölgede sisten faydalanıp eriyecek gübre, farklı farklı gübreler var. Gübreleme konusunda eğer dikkatli davranılır ve gübre bitki ihtiyacı kadar gübreyi atacak olursak buradaki verim ve kalite kaybını minimum seviyeye düşürür. İnşallah 2014 yılını endişe duyulduğu şekilde değil, ya korkmuştuk öf rahatladık şeklinde bir hasat harman geçiririz. Çiftçimiz her ne şekilde olursa olsun alacağı verimde Allah bereket versin diyecektir. Biz inşallah bu yağışları alırız. Güzel bir sezon geçiririz. Allah bin bereket versin demelerini sağlayacak bir hava durumu bekliyoruz. İşimiz Allah'a kaldı inşallah. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Bizi rahatlatıcı açıklamalarda da bulundunuz. Umarım sizin tahmin ettiğiniz gibi olur i̇nşallah, her şey. İnşallah bizim temenniye dayalı, bir kısmı temenniye dayalı ama eğer bunlar gerçekleşecek olursa inşallah endişeyi en az seviyeye düşürürüz. Yani kuraklık etkisini en az şekilde yaşarız. Peki, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da analiz programının böyle sonuna gelmiş olduk. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Sayın Celil Çalış Beyefendi program konuğumuzdu. Kuraklık tehlikesini konuşmaya çalıştık. Efendim bir başka programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.